Muhabbet kuşum karanlıkta uyuyabilir mi? Televizyon ışığı ve sesi onu rahatsız eder mi? Bir günde ortalama kaç saat uyumalı? Evet, muhabbet kuşu bakımında oldukça önemli olan sorulardan bazıları. Tabii ki bu sorulara gelmeden önce doğada yaşayan kuşların uyku düzenlerine bir bakalım. Vahşi muhabbet kuşlarının uyku süresine güneşin doğuşu ve batışı belirler. Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte yiyecek arayışına başlarlar. Yemek, banyo ve kuru davranışlarıyla geçen gündüz vakitlerinde kısa süreli şekerlemeler de yapabilirler. Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte yüksek ağaç dallarına tüneyerek kendilerini güvence altına alırlar. Kendi aralarında biraz mırıldandıktan sonra uykuya dalarlar. Evde beslediğimiz kuşların uyku düzenleri ise birçok faktöre bağlıdır. Geç saatlere kadar yanan yapay ışıklar, televizyon ve insan sesleri kuşlarımızın uyku düzenini bozabilir. Yeterince uyumayan kuşlarımız da endişeli, bitkin ve huysuz olurlar. Bu nedenle sağlıkları açısından bir gecede 10-12 saatlik uykuya ihtiyaçları vardır. Peki kesintisiz uyumaları için nasıl bir ortam oluşturmalıyız? Muhabbet kuşları ışık bulunan odalarda gece ve gündüz ayırt edemezler. Işıklı odalarda uykuları geldiği zaman uyusalar bile gündüz uykusundan farkı olmayacaktır. Aydınlık olduğu için sürekli uyanarak etrafa bakınacaklardır. Bu nedenle kesintisiz uyumaları için uyku saatlerinde ışıkları kapatmalıyız. Ortamda televizyon gibi cihazların çalışması renk dalgalanmaları yaratacağı için yine uyku bozukluğuna neden olabilir. Aniden değişen renkler karşısında hareketlilik algılayan kuşumuz korkarak uyanabilir. Yine ortam sesleri de uyku düzenini bozan faktörlerden biri. Muhabbet kuşları küçük tıkırtıları bile hisseden hassas canlılardır. Ortamda ses olması sürekli uyanmalarına neden olabilir. Uyku saatlerinde ortamdaki ses çıkaran cihazları kapatmalıyız. Kuşumuzun bulunduğu odaya gece lambası takabilir miyiz? Doğada yaşayan kuşlar da ay ışığı eşliğinde gece uykularını geçirmektedir. İsteğe bağlı olarak kuşumuzun odasına hafif bir gece lambası takabiliriz. Yeni aldığımız ve ortama henüz alışkın olmayan kuşlar da karanlıkta tıkırtı duyduklarında korkarak çırpınmaya başlayabilir. Onların korkmaması için de küçük bir gece lambası takabiliriz. Kuşumuz geç saatlere kadar oturulan odada duruyorsa ne yapmalıyız? Bu durumda eğer farklı bir oda varsa uyku saatleri geldiğinde kafeslerini oraya götürmeliyiz. Oda seçeneği yoksa lamba, TV ışığı gibi olumsuz etkileri en aza indirmek için kuşumuzun kafesini havalayacak şekilde örtebiliriz. Muhabbet kuşumuzun üzerinde uyuması için bir aksesuar var mı? Kuşlarımız kafeslerine taktığımız ahşap tüneklerin üzerinde uyurlar. Uyumak için güvenli olduğunu düşündükleri en üst noktalardaki tünekleri tercih ederler. Eğer kendilerini güvende hissediyorlarsa başlarını sırtlarına yaslayarak uyurlar. Bu bir nevi yastık görevi görür. Eğer birden fazla kuşumuz varsa birbirlerine yaslanarak uyuduklarını da görebiliriz. Ortamı ve kafesi güvenli bulmayan kuşlar da kafesin en üst noktalarına tırmanarak kafes tellerinde uyuyabilir. Bazı kuşlar da kuluçka pozisyonunda düz yatarak uyumayı çok sever. O tarz kuşlarımız için de kafes içine ahşap platformlar, uyku çadırları yerleştirebiliriz. Kuşumuzun düzenli uyuyup uyumadığını nasıl anlarız? Düzenli uyuyan muhabbet kuşlarımız oldukça enerjiktir. Onunla oynamak istediğimizde bize karşılık verir. Enerjik olduğu için sürekli hareketli ve oyuncudur. Konforlu uyumayan kuşlarımızın ise enerjisi düşüktür. Gündüz vakitlerinde sık sık uykuyla geçirirler. Yanlarına gittiğimizde karşılık vermezler.
hasta gibi görüntüleri vardır. Tabii ki bu durumu gündüz uykularıyla karıştırmamalıyız. Gece uykusu kesintisiz olan kuşlarımız da gündüz vakitlerinde kısa süreli keyif uykularına dalabilir. Uykusuz olan kuşlar günün büyük çoğunluğunu uzun süreli uykularla geçirir. Uyku düzeni bozuk olan kuşlarımızın bağışıklık sistemleri zayıfladığı için hastalıklara karşı savunmasız hale gelirler. Kuşumuz kafes dışında uyuyabilir mi? Kafes dışına alışkın olan kuşlarımız gece uykularını kafes dışında da geçirebilir. Ancak bu durum onlar için oldukça risklidir. Karanlıkta bir tıkırtı nedeniyle korkarlarsa duvarlara çarparak yaralanabilirler. Onların sağlığı açısından akşam saatlerinde kafeslerine koymalıyız. Tüm bunlara dikkat edersek kuşlarımızın konforlu bir uyku geçirmesini sağlamış oluruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.